Akşam eyleyelim sabaha kadar, bizim dostluğumuz ölene kadar. Bu dertler kederler nereye kadar, aşkımız sevgimiz mahşere kadar. İster hüzünlü, yüzleşen, geçmişine dair haber bülten. Aşkını ararken ailesinin izlerine ulaştı. Annenin adı İpek, babanın adı Vasıf. Annenin adı Hayat. Haber aşkımız sevgimiz mahşere kadar. Bu akşam eğlenelim sabaha kadar, bizim dostluğumuz ölene kadar. Dertler kederler nereye kadar, aşkımız sevgimiz mahşere. O sesten nasıl bir medeni cesaret ya. Hoş geldiniz. Efendim Fox TV. Bak bu sesim de var. Fox TV ekranlarından herkese sevgiler, iyi haftalar diliyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün vallahi çok benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü ilerleyen dakikalarda Fatih'in hikayesini biliyorsunuz. Fatih'in hikayesiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Onları işleyeceğiz. Bir de benim iki tane pırıl genç, pırıl pırıl yürekleri... Şüphelenebilirler mi? Son dakika. Evet. Dedim ki yürüyün, ne işiniz var? Benim yanıma gelin dedim. Siz bir kere daha hiç bilmeyenlere belki de şu anda sesiniz ulaşacak. Birazcık daha güçleneceksiniz. Ne anlatalım şu anda? Ne anlatalım? Önce hesabı açmaya nasıl karar verdiniz? Öncelikle şöyle başladık sayfayı açmaya. Ezgi bir öğretmenimizin paylaşımını görmüş. Paylaşımında yalın ayak okula giden öğrencilerin resimleri vardı. Ezgi bundan çok etkilenmiş ve beni aradı. Çiğdem'le de böyle böyle başlayalım mı? Ezgi'yle biz 17 senelik arkadaşız. Hiçbir gün bile ayrılmadık. Dedim tabii ki de direkt başlayalım. Başladık. 3 ay önce başladık. Şu anda 15 bin aşkın takipçimiz var. Yaklaşık 200 okulumuza ulaştık. 20 bine yakın öğrencimizin temel ihtiyaçlarını karşıladık. Yaptıkları sadece şu. Bulunduğu bölgedeki eğitim veren öğretmenler ihtiyaç listesini onlara ulaştırıyorlar. Onlar da hesaplarından ne ihtiyaçları varsa yazıyorlar. Sonra herkes şu sorumluluğu alıyor. Mesela onlardan biri de bendim ki ben bunu söylememiştim. Hani tamam merak etmeyin Çiğdem, Ezgi, ben şu ihtiyaçların hepsini karşılıyorum deyip hesabı kapattılar. Ben hemen üzerime düşen görevi yerine getirdim.
getirdim. İhtiyaç işte kırtasiye malzemesi, bot, ayakkabı, akülü sandalyeyi oraya gönderdim. Başka öğretmenler de ihtiyaçlarını bildirdiler. Onlar sayfada yayınladılar ve çığ gibi destekler gelmeye başladı, değil mi? Tabii ki de bu konuda öncelikle size çok büyük teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz günden beri, bizimle tanıştığınız andan beri desteğinizi esirgemediniz. İnşallah bundan sonra sizinle çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah. Bir şeyler söyle. Ben de tabii. Gereksiz olsun, gerek ünlü camiasından bir sürü isim. Onlar da gizli kalmak istedi ama biz örnek olmaları açısından bunu paylaştık insanlarla. Evet. O sayede daha da çok kişiye ulaştık. Zaten başta Aslıhan Güner Hanım sayfamızı paylaştı. O bizim uğurumuz oldu biraz. O paylaştıktan sonra birden takipçi sayımız arttı. Gerek takipçilerden destek vermek isteyenler oldu. Gerekse öğretmenlerimizden daha çok duyan oldu. Onlar bize ulaştı. Biz bu şekilde sadece amacımız hani yardımseverlerle desteğe ihtiyacı olanları bir araya getirdiğimiz bir platform oldu. Ve tertemiz bir iş yapıyorsunuz. Hani evet. İçinde acabanın olmadığı, hiçbir soru işaretinin olmadığı, ihtiyaç listesi belli. Hı hı. Okul, öğrenci belli, yapılacak yardım belli. Yaptığınız yardımlar da daha sonra size yine telefon üzerinden videolarla, ulaşına dair resimlerle geliyor. Oradaki çocukların mutluluğunu bize hissettiriyorlar. Diyorsunuz ki evet, ben bir şeyler yaptım, amacına ve yerine ulaştı, artık huzurla uyuyabilirim. Sayfanın adını tekrarlayalım Ezgi. Sayfamızın adı Geleceğe Işık Tut. Söyleyeyim mi, markaya girebilir biraz ama. Söylemiyorum. Sosyal medya üzerinden. Instagram üzerinden. Geleceğe Işık Tut sayfasını takip edebilirsiniz. Orada öğretmenlerimizin ihtiyaç listeleri var. Bu ihtiyaç listelerinden kendi bütçenize göre 3 ayakkabı da gönderebilirsiniz. 30 da, 100 de, mont da, kırtasiye malzemesi de. Çünkü oradaki çocukların asıl amacı eğitim ihtiyaçları ve eğitim malzemelerinin karşılanması. Bunun için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çiğdem'i ve Ezgi'yi geleceğe ışık tuttukları için de kocaman alkışlıyorum. İkisi de üniversite eğitimini sürdüren idealist genç kızlar. Çok daha başarılı olacaklar meslek hayatlarında. Çünkü onlarda gerçekten o ışık, o enerji var. Çok daha fazlasını yapabilecekler. Bravo size ya, vallahi. Bu arada var mı VTR? Hemen o zaman bir VTR'miz var. Şanlıurfa'da TÜTEN Ortaokulu'nda tekerlekli sandalye ricasında bulunmuşlardı. Biz gönderdik. Sadece o mutluluğu görün, lütfen siz de yardım edin diye yayınlıyoruz. Buyurun. Artık Yılmaz kendi başına yürüyecek. Güle güle kullan. Türkiye'nin her yerine biz akülü sandalyelerimizi, tekerlekli sandalyelerimizi 5 yıldır gönderiyoruz ama bu birazcık daha özeldi. Sizin projenizde örnek olması ve daha da güçlenmesi için Instagram hesabından Geleceğe Işık Tut sayfasını takip etmeniz yeterli. Fox TV, Fox Haber ve Çalar Saat ekibi de sonsuz destek verdiler. Onlara da bir kere daha teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Avukatımız sevgili Hülya Kur'an bizimle beraber. Hoş geldiniz. İyi haftalar. Mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum hepinize. Bu güzel gelişmelerden sonra ben biraz üzücü haberlerden bahsetmek istiyorum ama bu toplumumuzun bir kanayan yarası olduğu için de değinmeden geçemiyoruz. Çünkü basında da 4-5 gündür çok fazla yer alıyor. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çok kapsamlı koruyucu ve önleyici tedbirlerin yer aldığı 6.284 sayılı kanuna ve uluslararası alanda mücadeleyi bu konuda amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan devlet olmamıza rağmen Türkiye'de erkeğin kadına yönelik şiddeti hızla büyüyor.
Aile ve Sosyal Sorumluluk Bakanlığı tarafından ve Hacettepe Üniversitesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen son araştırmada bu yöndeki mücadelemizin 6 yıldır herhangi bir ilerleme kaydetmediğimizi ortaya koyuyor. Ve bu araştırma sonuçlarına göre önemli veriler de var Türkiye'deki kadının durumu ve konumu konusunda. Şöyle ki bu araştırma sonuçlarına göre şiddete maruz kalan %89 kadın hiçbir yere müracaat etmemiş. Kendi haklarından habersiz, şikayette bulunmamasının nedeni ise ne yapacağını ve haklarını bilmemesi. En önemlisi de korku. Korku ve aynı zamanda yine önemli bir veri ki her 5 kadından biri boşanmak veya ayrılmak istediği eşi tarafından öldürme ve şiddete maruz kalıyor. Bütün bu veriler göz önünde bulundurularak ben toplum bilincinin duyarlılık ve farkındalık yaratılması açısından bu konuda tekrar ayaklanması gerektiğini, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi açısından devletin etkin ve kararlı bir politika izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama en önemlisi bizler toplum olarak bunu bir kriminal sorun değil, toplumun kanayan yarısı olarak içimizde hissetmemiz lazım. Ve çok küçük yaşlardan itibaren erkek kadın eşitliğini, kadının anne olmasının dışında birey olması dolayısıyla kişilik haklarına ve eşitliğe, erkekle eşit olduğu konusunda çocuklarımıza aileden başlayarak hem ailede hem okulda bilinçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Siz çevrenizdeki şiddete susmaya devam ettikçe bu daha da artacaktır. Her zaman da bunun altını çiziyoruz ve kadın onuru denen bir gerçek vardır. Kadın onuruna, kadının duruşuna ve kadının varlığına her daim saygı duymak gerekiyor. Kadının da kadına bunu yapması lazım. Sevgili seyirciler, bugün hareketli, yoğun bir gün. İlk olarak Büşra geliyor. Talibi ile buluşmak üzere alkışlarla. Büşra 20 yaşında, lise mezunu, İzmir'den katılıyor. Ali Bey geliyor kendisiyle tanışmak ve görüşmek için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Nereden geliyordunuz? Sultanbeyli'nden geliyorum. Sultanbeyli. Sultanbeyli, Anadolu yakası. Kaç yaşındaydınız Ali Bey? 33. Siz biraz kendinizi tanıtın isterseniz. 33 yaşındayım. Market işiyle uğraşıyorum. İşte evimden işime, işimden evime gidiyorum yani. Daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır. Daha önce evlilik yapmadınız. Yok. Beni ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Yaklaşık 5 gün oldu. Kriterlerimi hiç dinlediniz mi? Pek dinleyemedim ama sizin için... Büşra'yla ilgili ne düşünüyorsun? Yani sende hissettirdiği duygular nelerdir? Ya da onu ekranda gördüğün dakikada ilk aklına gelen neydi? Sıcakkanlılığı ve sevecen konuşması, konuşma tarzı etkiledi beni. O yönden geldim. Yaş farkı mı seni tedirgin ediyor? Kesinlikle. Ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum Esra abla, en fazla 29-30 bile değil diye. Tabii ki de ben paravanı aştırmamazlık gibi bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Beyefendiyi görmek istiyorum ama... Yaş farkı senin için kriter. Ben yine de bir yorum alabilirim. Yalnız Ali Bey'e bakınca senden küçük duruyor. Öyle de bir durum var değil mi? Boy olarak. Kimin yorumunu almak istiyorsun? Selin ve Adnan abi gelmiş. Hoş geldin Adnan abi ve onunla.